Merhaba arkadaşlar. Şimdi yine Miyuki Delica ile çalıştığım bir modeli size yapacağım. Göstereceğim yapımını. Şöyle hemen malzemelerine bakıyoruz. Ben burada sedefli beyaz kullandım. Aşırı parlıyor görüyorsunuz. Bu çok parıltılı bir ve ipi kesebilecek bir boncuk türü. Kenardaki de böyle yaldızlı bir renk. Bu da güzel bir çalışma oldu. Şu gördüğünüz tepedeki hareketli eklentileri de sonradan yapacağız. Birkaç aşamalı bir bileklik çalışması olacak bu. Kapama kısmını şöyle iki tarafa halka yaparak makrome ile paraşüt ipiyle kapayarak bitirdim. Şöyle uç kısımlarına da düğüm kapamın halkasından da geçirerek şöyle iki tane figür koydum. Şimdi malzemelerimiz iki renk. Miyuki Delica boncuk, paraşüt ip ve buraya düğüm de atabilirsiniz sadece. Ama kenarlara isterseniz böyle benim gibi bir şeyler takabilirsiniz. İple çalışacağız bu modeli. Hemen yapımına başlayalım. Öncelikle kenar rengimiz şöyle koyu bir rengi aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. rengim de şu şekilde kenar rengi. 11 boncuğumu bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu ipimin sonuna kadar getiriyorum. İpimin sonunda da tabii ki bir stop boncuğum var. Bunu daha sonra çıkartacağız. Şöyle hemen modelimize başlıyoruz. Bir tane kenar rengimi aldım. Bir boncuğu atlayıp diğerine batıyorum. Yani bu sistem neydi? Biliyorsunuz ki peyote. Şimdi yine bir boncuğumu alıyorum, bir taneyi atlayıp diğerine batıyorum. Bir boncuğumu aldım, bir taneyi atlayıp diğerine batıyorum. Bir boncuk aldım, bir tane atladım, diğerine battım. Arkadaşlar bu tek sayıyla bittiği için diğer kenarı farklı bir yöntemle dönüş olacak. Onu göstereceğim size şimdi. En son boncuğumu da ne yapıyorum? Kenar alıyorum. Şimdi bir tane atlayıp diğerine batacak bir boncuğum ortada yok. Bu var ve bu stop boncuk. Bu çıkacak zaten. Şöyle bir çevirdim. Bakın. Çevirdim. Bu en son boncuğumun arkasından ve önündeki, hatta onun da şu başındaki, şu toplam 3 tane boncuktan aşağıya doğru iniyorum. Ne oldu? Bu bunun yanına gelmiş oldu. Şimdi hemen bu boncuğun yanındaki boncuktan ve ortadaki kremden ve onun da üstündeki en baştaki koyu renkli boncuktan ilerliyorum. Ve olmam gereken yer neresi? Tam da burası. Şimdi bir tane boncuğumu alıyorum ve peyoteme devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar yaklaşık kaç santim öreceksiniz söyleyeceğim. Toplamda 10 santim olacak ama 10 santim kenarların daralması da var. O yüzden onu söylemeyeceğim şimdi. Şöyle şu başa geleyim. Birazdan bakacağım ve söyleyeceğim. Şimdi diğer kenara gelip tekrar nasıl döndüğümü göstermem gerekiyor size. Kenarlarda bakın bu çerçeve kısmını her zaman koyu renk aldım.
ve peyoteme devam ediyorum. Şimdi bu son kez göstereceğim ve bundan sonraki bütün dönüşleriniz hep bu yöntemle olacak. Böyle sona geleyim. Krem aldım. En sondaki kremden geçiyorum. Şimdi buradaki dönüşümüz neydi? Şöyle çevirelim. Bakın, bir tane koyu renk alıyorum. Burada şuradaki koyu renk ve hemen altındaki krem rengi boncuğumdan aşağıya doğru öncelikle iniyorum. Sonra ne yapıyorum? Yandaki kreme atlıyorum. Tamam. Yandaki kreme atladım. Sonra ortadaki koyu renkli olan boncuktan ve en baştaki boncuğun üstünden aşağıya doğru batıyorum ve diğer gördüğünüz gibi peyoteme burada devam ediyorum. Dönüşleriniz bir taraf normal dönüş, diğer taraf az önce gösterdiğim gibi olacak. Bunu unutmayın. Teklilerde biraz böyle arengirli oluyor. Çiftlerde çift sayıyla bitiyorsak onlar gayet güzel tak 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 hemen devam ediyorsun. Ama bu birazcık sizi hafiften oyalıyor gibi oluyor. Şimdi peyotemizde arkadaşlar aynı sistemle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, modelimizi bu şekilde 9 santim ördüm. Şimdi kapama kısmına doğru geliyorum. Ne yapıyorum? İpim yukarıdaki boncuktan aşağıya doğru inmiş. Artık koyu rengimi alıyorum. Burayı kapatacağız. Şöyle açık rengimi alıyorum. Tekrar bir açık. Tekrar bir tane açık renk. Ve kenar rengimi alıyorum. Şimdi dönüyoruz. Dönerken de şu boncuktan hiçbir şey almadan geçiyorum. Ve yine bir tane kenar rengimi alıyorum. Devam ediyorum. Açık renk alıyoruz. Bir tane daha. Açık renk. Bir koyu kenar. Ve yine dönüyoruz. Bakın böyle böyle kapanıyor. Görüyor musunuz? Döndüm. Buradan hiçbir şey almadan iğnemi yürütüyorum. Tekrar kenar rengimi alıyorum. Bir tane açık renk alıyorum. Bir tane kenar rengi alıyorum. Dönüyorum. Yine hiçbir şey almadan şöyle iğnemi yürüttüm. Bir kenar rengi alıyorum. Bir tane daha kenar. Koyu rengimi aldım. Tekrar döndürüyorum. Hiçbir şey almadan şurayı boş geçtim. Ve en son kenar rengimi şöyle aldım. Ve gördüğünüz gibi bilekliğimin bir tarafı kapanmış oldu. Şimdi buraya bir halka yapmamız lazım ki şöyle olsun. Bakın, halka yaptım. Burada paraşüt ipimi böyle tutturdum. Şimdi halkamızı yapalım. 8 tane koyu renk alıyorum ben burada. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 ve 8. 8 tane boncuğumu indirdim aşağıya. Neredeyim? Bakın ikinci boncuktayım. Görüyor musunuz? İkinci boncuktayım. Şimdi diğer tarafı, şu tepeyi atlıyorum. Diğer ikinci boncuktan geçiyorum. Şöyle bir halka oluşturuyoruz. Şimdi burada bütün hepsinin içinden geçip sağlamlaştıracağız halkamızı. Çünkü buraya paraşüt ipi takacağız. Paraşüt ipin sağlam bir şekilde durması için bunu birazcık sağlam olması için mecburen yürütüyorum. Evet. Bakın burada bir tarafını bitirmiş oluyoruz. Şimdi ben şöyle iğnemi o ipimin bitmiş olduğu yere batırıyorum. Şöyle bu halkasından da geçip oraya bir düğüm atıyorum. Daha sonra bunu kesip yapacağız. Evet, şimdi aynı işlemi arkadaşlar bu tarafa da uyguluyoruz ve geliyoruz. Az önceki videomun çekimi güzel olmadığı için mecburen silmek zorunda kaldım. Bunu da sökmek istemedim. Tekrardan ben size anlatayım buraya kadar nasıl geldim. Ne yaptık? Buraları yaptık. En son halkalarımızı oluşturduk. Ve şuradan arkadaşlar başlıyorsunuz saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12'ye geldiğinizde ipiniz aşağıya doğru bakmış olacak. Şöyle söyleyeyim. Bakın şöyle bir aşağıya iniyorum. Bir yukarı çıkıyorum. Ve bir aşağıya iniyorum. Yani şurada 12 tane yaptıktan sonra ipiniz şu şekilde aşağıda olmuş olacak. Şimdi buradan sonra ne yapıyorum onu göstereceğim. Bunların hepsi aynı. Şimdi aynı şekilde şuradan size göstermeye çalışacağım tekrardan. Bir tane kenar rengimi aldım. Bakın ipimin çıktığı boncuk şurası. Ben hemen ortadaki, hemen onun altında iki tane boncuk var. Görünüyor mu bilmiyorum. İki tane boncuk var. Onları geçiyorum. Tam ikisinin ortasında duran boncuktan iğnemi yürütüyorum. Şimdi krem rengini alıyorum. Yine aynı sistemle bakıyorum. Burada iki tane boncuk var. Ben tam ortasındaki boncuktan geçiyorum. Bir krem alıyorum. İki tane boncuk var yan yana. Onun ortasında bulunan bir alt sıradaki boncuktan geçtim. Yine bir krem alıyorum. Şöyle bakıyoruz. İki tane boncuk onun bir alt sırasındaki orta kısımda olan boncuktan geçiyorum. Ve son kenar boncuğumu alıyorum. İki boncuk var. Ben tam ortadaki diğer kenar boncuktan geçiyorum. Evet. Şu şekilde. Elim kayıyor. Terden. Şu şekilde çıkıntılarımız oluşuyor. Bunu da yine peyote ile yapmaya devam ediyoruz. Şöyle kıvırdım. Bakın. Ne yapıyorum? Şuradan boş bir şekilde geçiyorum. Hiçbir boncuk almadan. Bir kenar boncuğumu alıyorum. Hemen önündeki boncuktan geçiyorum.
bir krem alıyorum. Önündeki boncuktan geçiyorum. Yine bir krem. Önündeki boncuktan ve kenar rengimi alıyorum. En son boncuğumdan geçiyorum. Şimdi burada ne yapıyorum? En son aldığım boncuğun yine arkasından batıyorum. Diğer aşamaya geçiyoruz. Şöyle çevireyim. Ne yapıyorum? Bir kenar alıyorum. Hemen önündeki boncuktan geçiyorum. Bir krem aldım. Önündeki boncuktan bir kenar boncuk alıyorum. Önündeki boncuktan. Bu şekilde üçgen gibi kapatıyoruz. Hemen geri dönüyorum. Hiçbir şey almadan. Koyu rengimi alıyorum. Devam ediyorum. Yine koyu rengimi alıyorum. Devam ediyorum. Burada artık gidecek yer yok. Geri dönüyorum. Hiçbir şey almadan. Burada kapatıyoruz artık. Bir tane alıyorum ve şuradaki bütün boncukların hepsinden geçiyorum. Ve bunu da yapmış oluyoruz. Bu şekilde. Ne yapıyorum burada? Hemen önündeki boncuktan geçiyorum. Diğer motife başlamak için 3 boncuk sayacağım. Aldım. Ne yapıyoruz? Bir aşağı indim hemen yanındakinden. Bir yukarı çıkıyorum yanındakinden. Ve onun yanından da bir aşağıya inip aynı sistemle diğer motifimizi yapıyoruz arkadaşlar. Tamam. Yine aynı şekilde bir koyu renkle başlıyoruz. Bununla aynı şekilde yapıyoruz. Diğer tarafta da 12 tane kalana kadar bu şekilde yapıp geliyoruz. Evet, modelimizi bu şekilde bitirdik. Bakın bunu tek sayıyla çalıştım. Bunu çift sayıyla çalıştım. Aradaki fark ne biliyor musunuz? Çift sayıyla çalışınca şuradaki simetri daha bozuk gibi oluyor. Örüntülü oluyor ama bozuk oluyor. Bu daha dümdüz oluyor. Yani tamamen dümdüz oluyor. Herhangi bir örüntüye gerek kalmadan direkt model bu şekilde doğru bir şekilde oluşuyor. Şimdi bunun bu şekilde nasıl kapamasını yaptıysam bunun da yapıyorum. Öncelikle paraşüt ipimi şöyle 30 santim kadar ben kestim. Bunu şu halkanın içinden geçiriyorum. Bu ipleri de ipimin halkasından geçiriyorum. Şuraya şöyle bir düğüm oluşturuyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da yapıyoruz. Yine 30 santimlik bir paraşüt ipimi aldım. Şöyle halkanın içinden, boncuklu halkamın içinden geçtim. Ve iplerimin ucunu da ipin halkasından geçirdim. Böyle bir şekilde oluşturduk. Şimdi bunu asansör kısmını öreceğiz. Yine şöyle 25 santim gibi bir ipimi aldım. Bunların altına koydum. Burada makrame örüyorum. Bakın şöyle. Artık makrame örgüsünü biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bakın. Şimdi çıkıntı bu tarafta. Ben bu taraftan örmeye devam ediyorum. Şöyle. Buraya istediğim boyuta gelene kadar
örmeye devam edeceğim. Ondan sonra uç kısımlarının sallantı aparatlarını takacağız. Ve bilekliğimiz bitmiş olacak. Evet. Bu şekilde bir iki tane daha yapayım. Daha sonra kesip çakmakla yapacağız. Yeterli. Bir tane daha yapayım. Tamamdır. Şimdi bu ucunu kesiyorum ve yakıyorum. Diğer ucunu da kestim. Kapama bölümümüz de arkadaşlar bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi şu uç kısımlarına isterseniz böyle aparatlar takabilirsiniz. Ben buna takacağım. Hemen aparatlarımı buluyorum, geliyorum. Evet, düğüm aparatlarımı buldum. Bayağı bir aradım ama. Şimdi arkadaşlar şunu bir ortalıyorum. Şöyle baktığımda evet ortalanmış oldu. Yaklaşık şöyle düğüm atacağım. Ne kadar sarkmasını istiyorsanız şu kadar yeterli benim için. Aynı şekilde karşı tarafa da düğüm atıyorum. Bakayım. Bu biraz yukarıda oldu. Hemen eşitleyeyim. Tamam. Şimdi bunu kesiyorum. Şu kısımlarını ve çakmakla yakıyorum. Burada düştü. Neyse diğerini takayım. Şimdi şurada görmüş olduğunuz bu düğüm aparatını şöyle içine o düğümü oturtuyorum ve sıkıyorum. Aynı şekilde diğerini yapacağım şimdi. Yerden alayım. Aldım. Yine bunu da diğer düğüme koyuyorum ve sıkıyorum. Şimdi şuradaki sallantı aparatlarını da halkanın yardımıyla buraya koyacağım. Şöyle halkamı açıyorum. Bir tane nal aparatım var. Şu halkadan geçiriyorum ve kapatıyorum. Yine bir tane halkamı aldım. Burada da böyle lale figürü var. Bunu da aldım. Evet arkadaşlar, bakın sallantı kısımlarını da böylece yapmış oldum. Bu bileklik de bitti. Gayet güzel, şık duruyor. Bilek de çok güzel duruyor. Yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bakın, yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Yeni çalışmalarla karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.